Merhabalar, bugünkü aracımız 2010 model Hyundai Santa Fe. Aracımıza Grundig'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Bu araçların Türkiye'de takılan Pioneer navigasyonlu bir yapısı vardı. Onu çıkardık. Oluşan boşluklarda zaten Pioneer'ın kendi özel çerçevesi vardı. Bu çerçeveyi kullandık ve bu standartlar dünya standardı olduğu için Grundig'imizde fit kartlar nitelikte oluştu. Bu birinci konuydu. İkinci konu, direksiyon kumandasının tuşlarının altı fonksiyonu, altısı da cihaz önüne sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Video içerisinde göstereceğim. Araçta var olan geri görüş kamerasını çalıştırdık. Şu anda ekranda görüldüğü gibi boş adayla vitesi aldığım zaman yine otomatik, orijinalde olduğu gibi otomatik çıkacak. Soket konnektör yapılarını bozmadık. Cihazın USB portunu da kolçak içerisine ilgili kısma çekmiş olduk. GX3800 YouTube kanalımızda yüzlerce araçta montaj edilmiş videolarından görebilirsiniz. Hyundai Santa Fe'de bu araçlardan biri. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kabloyla sunuyor. Dilerseniz ilave parçayla kablosuza da çevirebiliyoruz. Şu anda Apple telefonumuz kabloyla bağlı. Apple CarPlay arayüzündeyiz. Direksiyon simidinde, direksiyon kumandasında altı fonksiyon altısında sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Hatta mute tuşunu da Apple CarPlay ile bas konuş olarak ayarladık. Mute tuşuna dokunuyorum. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 23 derece. Gibi kullanıcı artık Apple CarPlay'i mute tuşunu bas konuş olarak gerçek fonksiyonunda kullanmış olacak. Cihaz Apple CarPlay yapısı bu şekilde çalışıyor. Dilersek telefonu ayırıp sistem ayarlarına girip Apple'dan Mirror özelliğinde sorunsuz bir şekilde kullanabiliriz. Aynı şekilde Android Auto yerine de Android Mirror'da kullanılabilir nitelikte. Yine aynı USB portuna eğer flash bellek taktığımızı düşünelim. Taktığımızda USB portu üzerinden videolar ya da MP3'ler açabiliriz. Ses açma, ses kısma, ileri geri şarkı geçişleri sorunsuz bir şekilde çalışacak. Mod tuşu da kaynaklar arası geçiş olarak sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Hatta mod tuşuna uzun süreli basılı tuttuğumuz zaman da ses kısma işlemi yapacak. Aracımız 2010 model Hyundai Santa Fe, Grundig'in GX3800 modelimize sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.